Merhabalar. 19 Ekim Çarşamba kapanışa doğruya hoş geldiniz. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililer Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu ziyaret ederek Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili temaslarda bulundu. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi ve Slovenya Merkez Bankası Başkanı Vasle verdiği bir mülakatta 75 75'er bas puanlık arttırımların faizlerin kısıtlayıcı ve genişleyici olmayan bir seviyeye yaklaşacağını belirtti. Vasile bu yaklaşımın bankanın bilanço daraltma adımını da tartışmaya açacağını bildirdi. Euro bölgesinde Eylül ayı enflasyonu tek haneye revize edildi. Ancak bu revizyon Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek toplantıda 75 bas puanlık faiz artışı beklentisini değiştirmedi. Eylül ayı enflasyonu %10'dan 9.9'a revize edildi. Ancak bu revizyona rağmen enflasyon tarihi yüksek seviyelerde kalmaya devam etti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda yakında sona erecek görev süresi sonrası için politika seçeneklerini bağlamak gibi bir niyetinin olmadığını belirtti. Kuroda daha önce kura müdahalenin yerinde olduğunu ve parasal genişlemenin ekonomiyi desteklediğini söyledi. İngiltere'de de enflasyon kalıcı, enflasyondan kalıcı sinyaller geldi. Ülkede enflasyon, gıda ve alkolsüz içerikler grubu öncülüğünde beklentinin üzerinde artarak hane halkı üzerindeki yaşam maliyeti krizini ağırlaştırdı. Temmuz'da 40 yıl sonra çift haneleri gören tüketici enflasyonu, Ağustos'ta tek hanelere indikten sonra Eylül'de yeniden çift haneleri çıktı. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar dilerim.